Herkese yeni bir videodan merhabalar. Bugünkü konumuz Almanya olacak. Güzel haberlerim var. Türkiye'den Almanya'ya gitmek isteyen birçok kişi olduğunu ben biliyorum. Onların hayatını kurtarabilecek detayları burada sizlerle paylaşacağım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Almanya işçi alım konusunda kriterler belirlemişti. Bu kriterler içerisinde en ağırı diploma denkliği, işte dil bilmek zorundasınız ve bunu kanıtlamak zorundasınız. Bir sınava tabi tutuyorlar. Bunun yanında bir de ustalık kalfalık belgenizin denkliğini de sunmanız gerekiyordu. Tabii bunları en son çıkan yasayla esnettiler. Diploma denkliği istemiyorlar. Ustalık kalfalık belgenizin denkliğini istemiyorlar. Bunun yanında A1 seviyesinde Almancanız olursa yeterli olacağı söyleniyor. Bunu da belgelemenize gerek kalmadı artık. Önceden herkes birini tamamlıyordu, ikincisini tamamlayamıyordu. Sorun oluyordu. Şu soruyu soranlar da olabilir. Kalifiyeli elemanlar için evet işçi alımı yapılacak. Ya kalifiyesiz, vasıfsız işçiler ne yapacak diye sorular olabilir. Onunla ilgili de şunu söyleyeyim ben. Eğer bir işveren bulabilirseniz sizin işe alımınızı onaylıyorsa işveren, bunun yanında A1 seviyesinde de bir Almanca öğrenebilirseniz vasıfsız işçi olarak da Almanya'ya gelebileceksiniz. Sadece vasıflılar için geçerli bir durum değil. Her alanda işçi alımı yapılıyor. Çok eksik var. Almanya'da çalışan nüfus tamamen azaldı. Bu ekonomiye etki ediyor. Dolayısıyla artık işte adamın artısına eksisine bakmadan çalışan insanları bulup entegre etmek istiyorlar. İşin özü bu. Türk vatandaşları da malumunuz 1961'den bu yana 61-62 yani bu 71 dahil bu dönemlerde benim hatırladığım işçi göçü olmuştu. Almanya'yı tamamen yenileyen, sanayisine yardım eden, kurulmasına yardım eden bir Türk jenerasyonundan bahsediyoruz. Bizlerin Almanya'ya çok katkısı olmuştur. Halen daha Almanya'da belli bir nüfusa sahibiz. En çok nüfusu olan millet, Türk milleti Almanya'da. Tabii sizlerin orada yabancılık çekmeyeceğini gösteriyor. Gittiğiniz zaman çok kolay adapte olabileceksiniz. İlk etapta tabii neler yapmalısınız, nasıl başvurabilirsiniz bunlardan bahsedeceğim. Sizin elinizde zaten bir mesleğiniz var ise belgeler dosya halinde hazırlayıp internet ortamında çok basit Almanya ile ilgili bir sürü iş ilanı var. O ilanlara başvurun. Geri dönüşleri çok çabuk olacak. Çünkü işçi arıyorlar, bulamıyorlar. Yani her başvuranın şansı çok yüksek. Hayır deme lüksleri yok. O yüzden elinizi çabuk tutun. Şimdiden başlayın. İş başvurularınızı yapın. Daha sonrasında zaten işverenler size dönecektir. Gerekli evrakları onlar size söyleyecektir. Siz onları hazırlayıp konsolosluğa iş başvurusu için işte ben bir işverenle anlaştım. İşveren bana davete gönderdi. Buyurun evraklarım. Vizemi istiyorum. Size işçi vizesi verecekler. Siz Almanya'ya rahat bir şekilde gelebileceksiniz. Birincisi bu. Vasıfsız işçiler de şunu yapabilirler. 2030'a kadar zaten süresi var bunun. Ortalama her yıl 400 bin civarında insan alacaktır. Bunu Avrupa'dan sağlayamayacak zaten. En genç, verimli toplum olarak da Türkiye'deki insanlar Almanya'ya uygun. Yani bizlerin genç nüfusu fazla olduğu için onlar aslında daha çok Türkiye'den insanların gelmesine daha meyilliler. Kendinize biraz vasıflı bir şeyler öğrenin, ne bileyim bir meslek yapın. Az da olsa bir çalışmaya başlayın. Sonrası siz de başvurabilirsiniz. Bunun yanında A1 seviyesinde en azından Almancayı öğrenin. Çünkü 2 puan değerinde toplamda 6 puanı tamamlayan insanlar buna başvurabiliyorlar. Yani 6 puan nasıl sağlarsınız söyleyeyim. 2 puan sadece dil üzerinden alıyorsunuz. İngilizce ya da Almanca. Mesleğiniz vardır. İşte 2 puan ondan alırsınız. Okul bitirmişsinizdir 1 puan alırsınız. Ne bileyim ekstra neleriniz varsa onları her koyduğunuzda puantaj olarak size yüksek yüksek yazılacaktır. 6'yı geçtiğiniz zaman otomatikman olay bitecek. Öyle bir şey söyleyeceğim ki üniversite mezunu olan insanlar, mesleği olan insanlar, halihazırda şu an çalışan insanlar çok avantajlı bir durumdalar. Vize kolaylığı var artık. Yani siz rahatça gidebileceksiniz Almanya'ya. İşsiz olan insanların çoğu Almanya'ya göç edebilecek. Eskiden olduğu gibi. Nasıl bir dönem herkes Almanya'ya gitti işte Türkiye'den gidip oralarda çalıştı, paralar kazandı. Ne bileyim hatırlarsınız yani böyle fotoğraflı şapkalı zamanlar, Mercedes'te gezmeler falan. O dönemlerden bahsediyorum ama bu sefer biraz daha böyle kaliteli insanlar olacaklar öyle düşünün. Bana ulaşan insanlar arasında birçoğu her şeyin böyle çabucacık olmasını, ne derler hani Türkçe'de bir terim var, kılçıksız balık istiyorlar. Hani her şeyi biz verelim. Onlar otomatikman yapsın. Böyle bir şey olamaz yani. Emek sarf etmeniz lazım. İnsanların kendini bilmesi çok önemli. Yani kendinde ne var ne yok bunu bilmek çok önemli. Kabullenmek çok önemli. Sizler eksiklerinizi tamamlayın.
tam olan insanlar da bilgisayar başına oturun, bir şekilde yabancı sitelerden, yabancı kişilerden bağlantı kurup oralardan iş başvurularını yapın. Dünyanın her yerine ulaşabiliyorsun. Bugüne kadar birçok insan bizim kanalımız üzerinden yurt dışına çıktı zaten, biliyoruz. Uygulayıp kendi emeğiyle. Biz sadece hedefi gösterdik. Gerisini o insanlar yaptı. Aslında başarı onların başarısı. Siz de bunu başarmak istiyorsanız mümkün mertebe pes etmeden saatlerinizi alsın, zamanınızı alsın. Yapana kadar üstüne gidin. Oldu ki mesleğinizin dışında bir şeyler yapmak gerekiyor. Bunu da yapın. Hedefi ilerlemek için en aşağıdan başlayın. Hiç önemli değil. Ama en aşağıdan başlamak, yukarıya çıkmak için bir aşamadır sonuçta. Bunu yapan insanlar her zaman başarılı olacağına inanıyorum. Sizlerin de Almanya konusunda bu şekilde davranıp ciddi bir çalışma içerisinde nelerinizin var olup nelerinizin olmadığını görüp ona göre hareket etmenizi istiyorum. Şimdi herhangi bir Avrupa ülkesine gitmek istiyorsanız inanın çok kolay. Yani Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde olup küçük ülkeler var. İlk etapta oralara gidip düşük paralara çalışıp işte belli bir zaman oralarda oturum aldıktan sonra diğer büyük Avrupa ülkelerine geçme ihtimaliniz oluyor. Niye direkt hemen işte adam Fransa'ya gitmek istiyor? Niye direkt işte Almanya'ya gitmek istiyor? Bu ülkelere siz yıldığınız zaman zorlanıyorsunuz. Halbuki yan ülkeler var. Onlarla da başlayabilirsiniz. Bunun içerisinde Polonya da var, ne bileyim Litvanya var, Letonya var. Bu tarz ülkelere işte Çek Cumhuriyeti var. Biliyorsunuz Çek Cumhuriyeti ile ilgili size videoda paylaşmıştım. Açın bakın izlemeyenler varsa. Hatta aşağıda linkini bırakayım, izleyin. Çek Cumhuriyeti'nde mesela aşırı derecede işçi alımı yapılıyor. Her iş alanında bakın. Her iş alanında. Adamlar sizi davet ediyorlar. O yüzden siz sadece Türkiye dışındaki yabancı sitelere bakın. Onları araştırın. Detaylı bir şekilde anlatıyorlar. Türkiye'de size bu bilgileri tam böyle net bir şekilde vermezler. Hangi ülkede ne var? Hangi ülkeye nasıl gidilir? Bununla ilgili size kimse bir şey söylemez. Neyse, uzatmayalım. Kendinize iyi bakın. Ben inanıyorum ki birçok kişi bu haberden sonra başvuruda bulunacak, Almanya'ya gidecek. Hoşça kalın diyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye bye.